Her zaman en çok gelen soru, abi en çok hangi yerli silahtan ses çıkıyor? Yani o sorunun silah almakla ne alakası var bilmiyorum ama bana en çok gelen soru olduğu için elimde olan yerli silahları eğer başkasını unutmadıysam getirdim. Hepsiyle atışları yapacağım. Önüme 124 grain mermileri getirdim. Başka mermiler de var da özellikle 124 grain'le. Hepsiyle böyle bir ikişer tane atayım. Hatta üçer tane atayım. Ve yanımda burada ses ölçme aleti var. Hepsinin ölçeceğim. Bakalım 124 grain yani MK mermisi gibi veya herhangi bir 124 grain mermiyle hangi yerli silahımızdan daha çok ses çıkacak? Ha bu arada tabii 45 ağır cepheler de var. K2 var. Zig 1911 var. Ve Girsam Match 1911 var. Onlarla da 45 ağır cephe 230 grain atacağım. Onlarla önce onlarla atayım bakalım onların sesi nasıl. Ondan sonra 9 mm'leri atacağım öyle. Karışık öyle sıraya dizdim. Hatta size göstereyim. Ondan sonra hemen atışları yapalım. Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi K2 sarsılmaz K2 45 ACP, TİSAŞ Zig 1911 45 ACP, Girsan 1911 Match modeli 45 ACP, Canik S129 mm, Girsan Yavuz 16 9 mm, Canik SFX 9 mm. Ondan sonra SAR 9, Girsan'ın yeni çıkan MC9T modeli, Canik P120, Sarsılmaz 2000, TİSAŞ Zig 14, Stoger STR 9, Sarsılmaz CM9, bu Canik SA galiba. Evet. Johnny Combat, Tenfoglio, Zigana Sport. Bu ne lan? B6, Johnny Elite ve Johnny Subcompact. Şöyle hepsinden üçer tane atalım. Ses ölçme aletiyle ölçelim. Bakalım neymiş? Benim yanımda burada 147 grain mermi de var. Hayriyetten 165 grain subsonic var. 115 grain Winchester var. 45 ACP'ler. Bunlar başka 5, 7, 9 milimetre. Ha, şunlar 9 da. Şu 3 tanesi. 760 Tokarev. 50 AE Desert Eagle. Bunlar da 124 grain federal ve PMC. Hemen atışlara başlayalım arkadaşlar. Görelim nasılmış. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Önce K2 45 ACP geliyor. TİSAŞ 45 ACP Girsan 1911 9 milimetrelere başlıyoruz. Canik S120 Yavuz 16 Canik SFX Kızım bu tarafa gel de şuradan sırayla ver bana.
Sarsılmaz B6. Canik Elite. Canik Subcompact. Zigon 4. Sar 9. Girsan MC9T. Stoger STR9. Canik TP9SA. Canik Combat. Bunu soranlar oluyordu. 15.000'e geldi. Daha fazla atmadım. Zigana Sport. Canik P120. Sarsılmaz CM9. Sarsılmaz Tenfor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün silahlarla 3'er tane attım ve aynı mermileri kullandım. 45 ACP'lerde 3 tane Sarsılmaz K2, TİSAŞ Zigon 1 ve Girsan Match 1911 modellerinde 230 grain normal 45 ACP mermi kullandım. Aralarından sadece tek atışta 116.8 desibele ulaşan Sarsılmaz K2 oldu ve 3 atışın toplamının ortalamasında da 113.06 ile K2 silahı birinci oldu. 9 milimetrelere gelirsek arkadaşlar, hepsiyle 124 grain mermi kullandım. 3'er tane attım. Tek atış üstünden 124.4 desibele ulaşan Girsan Yavuz 16 oldu. Ayrıyeten 3 atışın ortalamasında 120.2 ile Girsan Yavuz 16 silahı en çok ses çıkartan silah oldu arkadaşlar. İkinci sırada ise arkadaşlar Canik TP9 Elite silahı ortalama 118.3 desibele ulaşarak ikinciliği kazanmıştır arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, benim kullandığım 20 tane yerli silah içinde en çok sesi kesinlikle açık ara farkla Yavuz 16 çıkartıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde. Girsan Yavuz 16'yı flash taktım, muzzle break. Bakalım bununla nasıl olacak arkadaşlar. Silah namlusu ne kadar küçülürse o kadar çok ses çıkar diyorlar. Glock 26 ile deneyelim bakalım, daha küçük. FN 57 ile deneyelim bakalım.
Tokarev 7.62 ile deneyelim. AE Desert Eagle deneyelim arkadaşlar. Tam hissediyorsun değil mi bunda? Daha var sürprizlerim. Gitmeyin, bekleyin. Keleşle deneyelim değil mi? AR-15 susturucuyla. Nasıl? Evet arkadaşlar, inşallah bu şekilde. Abi hangi yerli tabanca daha çok ses çıkartıyor diye soru sormazsınız. Bu videonun linkini atarım, izlersiniz, bakarsınız. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu alırsınız. Görüşürüz arkadaşlar, selamlar. Herkes Instagram hesabımı soruyor arkadaşlar. Buy.silah'tan Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı olanlarla oradan da gündelik paylaşımlar yapabiliriz.